Çok büyük çalışmamız. Ama geri al. Geri al. You have nothing left but destruction. But destruction. But destruction. But destruction. But destruction. 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru bir gece ansın geldiğimizde adıyla sanıyla her şeyle geliriz. Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Türkiye dev opera binamızı Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Uzay ligindeyiz. Şimdi hep birlikte... Akdeniz'de parlayan yıldız... Fatih Sondaj gemisinden... Dünyanın en uzun kesintisiz bisiklet yolu... 3 ton altın, 100 ton gümüş oldu. 320 milyar metreküplük, 85 milyar metreküp daha... 56 gigabayt hızla çıkacak. Neyi anlamıyorsun? Yani kritik, kritik... Anadolu'nun yiğit evladı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı. Hazır mısınız? Aziz milletim, değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler. Oy mu yok diyen o gençler var ya. Bak buna kız bak. Demokrasi adasını gezerken sanat severler için bir sanat Chicago ve Mozart ile Kamu Sakura bestelerinden Sakura Defne Sakura inşallah. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Şu ışık. Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman... Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Hayır. Dolar borcunuz mu var? Yok. Dolarla bir işiniz var mı? Ama etkileniyor mu hayatım? Şöyle. Üstüne oturduğun zaman kalkmayacağım. Hayda. İyi ama bahu. Dönüp hiç mi bakmadılar bu kim diye? Küçük sedata prezervatif. Winter ustam bunu yapayım. Bu bir komplo gerçekten. Şu an ordudayım. Bu yana adım attığım zaman Samsun tarafı. Tereyağını. Yani teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Beni idare edecek. Sistem yoğunluğu kaldıramadı. Bizim için olumlu bir haber. Üniversite öğrencilerine ücretsiz bir ay öne çekilmesi. Skandal, skandal. Rektörlerimize bilgisayarın getirdiği kolaylıkları bir kenara bırakıp... Sizler arasında bir böyle bir ağaç. Şimdi çok ilginç rakamlar var. Sen de şoka giriyor musun? Gerçekten. Market. Ya Nagihan Hanım bir tanesi yapmayın ya. Kanal bir facia. Bu arada ben internetçi arkadaş değilim. Sesiniz yükseldi. Plaka fiyatlarıyla geçim sağlayan rantçılar karşısında devleti bulacaktı. Eşcinsel evliliğe izin verin. Dikey bahçelerin kaldırılması. Her şey çok pahalı, ekmek ucuz geliyordu. Evet, gel arkadaşım. Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi. I'm the mayor on behalf of 16 million. Ekrem İmamoğlu'na suikast. Hangi yüzyıladır? Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir hayatım. Nezaketsiz bir gün olmuştur. 25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin, tamam mı? Halkımız bunu görür, hesabını da sorar. Faytonların gittiğini. Kanal İstanbul'dan bahsederken. Türkiye için açıklanan vefat sayısı 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Milliyetçilik kimliğiyle gelen hiç kimseyi. Kimlerin torpiliyle işe girmiş mahsur dediniz. Bunda ne estetiği var? Kendini işten atıyor. Masaya çık, tepin istersen. Tanıyoruz. CBD'nin de serbest bırakılmasını bekliyoruz. Bakın internete ulaştıralım ki çocuklarımız güzel bir şekilde. Baking moda giriyorum. Harman, kahve gibi patlar. Yapalım kemerin, çıkın dışarı. Kendini çağır, idranı çağır, sansini çağır. Ben sana küpet yakın, yarrağımın kafası. Bu dünya sana da kalmayacak, fuck business guy. Tabip ben mi has?
sevdadır çiçeğin. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. İdlib harekatı an meselesi. Türkiye dördüncü bir cephe açmaya çalışıyor. 34 şehidimizin ardından rejim güçlerini her yerde vuracağımızı şehitlerin rahatlıkla. Sizi biraz hattımızda tutalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor, döneceğiz size. Esanlarımızın illa nihaye semalarımızda yankılanması için belki bir 20'de İstanbul'da Türkiye Grand Prix'sinde bir sefakta kazanıyor. An itibariyle Türk spor medyası. Baba filan, onlar çok kararlı durdular. Okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada. Ben mesela bir başkan olsam asla bir pembe forma yaptırmam. Siz? Ben de yaptım. Görünce usulüyle. Rengini seviyorum. Beyler haklı şeyler istiyor. Affedersin de dünyanın bir yaşım sağlıkım hanımefendiden. Hop gel ayaklandı. Özel gününü yenisiyle değiştirdi. Böyle haberler oluyor. Neden yaşaya? Al, kimlik, al. Sayın Bakanımız görevine tüm sorumluluğu sevgili Anayasa Mahkemesi var. Şuraya bak, böyle adam öldürdü. Nereye gidiyor? Yeniden 90'lı yılların üzerine aldınız. Yeraltı dünyasının bir lideri. Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Sosyal medya şimdi var, 2 sene sonra var mı? Emin miyiz? Genelkurmay'ın ışıkları sönükse mesele yok demektir. Işıklar yanıyorsa bunun tek anlamı vardı. 3 gündür burada Fahrettin Altun konuşuyoruz. Bir kelime yok arkadaşlar. İnsanları ne biçim manipüle ettikleri bir yönetim şekli var. Sosyal medya düzenlemesi kabul edildi. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Ben inancımı özgürce yaşayabilmek istiyorum. I'm not allowed to do TikTok anymore. Yeni dünya düzeni. Yani dijital çağ. Aşkım, 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 aşkım. Başka benim aşkım. Hey, bugün burada açıklayalım. Acun aşıyı buldu. Ya Mete, sakin ol. Aptal bir adamın tekisin sen. Devlet başa kuzgun leşir. İçeri alıp iyi yayınlar diliyorum. Uzay mekiğinde gibiyim. Şöyle dönüyor ya bak, bak bak. Aşkı yat şöyle. Aman anam. Sadece 3 dakika içinde. Jigolo ol, para kazan. Borsa İstanbul'un %10'u da. Beyefendi. Medya dilinin. Seni buraya alabilir miyiz? Nasıl söylersiniz bu sözü? Çok önemli bir mesaj yazıyor. Ekonomide pik yapıyor. Dibe değil, tavana. Dış politika, bölgesel sorunlar, küresel sıkıntılar. Bizim Türkiye'de fiyatını düşüremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. Dolar 7 lira, avroda 9 Ayiz. Liranın üzerinde işlem kur, görüyordu. Enflasyon frangasıyla modern. Kur benim için hiç önemli değil. Oraya bakmıyorum. Görevden alınarak yerine eski maliye bakanı. Özellikle damat, yani damat. Berat Bey bunu yapacak, Berat Bey şunu yapacak, Berat Bey bunu yapacak. Vergi oranlarında en büyük zam. İthal edilen birçok gazlı içecek. Tüm mamullerinin ve alkollü içeceklere oyun konsollarına %50. Herkesin alabileceği şeyler değil elbette. Su zammı teklifini. Araç geçiş garantisi. Otomobil muayene ücretleri. Ve et fiyatları. Davlumbaz, kıymetli süs eşartı cihazları. Ve 400'den fazla vatandaşının millet aç. Muhtaç kaldığını. Aslan olmuyor. Elde avuçta ne varsa satıp. Kirasını ödeyebilmek bir yana. Nereye gidiyor bu para? Vergi bildirimi. Bence bir soygun. Milyonlarca genç işsiz. Biz bu borcu ödeyemiyoruz. Koronavirüsü Çin'den önce İran'a sonra İtalya'da yayılarak tehlikeli bir boyuta ulaştı. Dinamik bir 38,5 derece ateş. Biyolojik savaş. Maske, mesafe, temizlik. HES kodu. N95. 65. 30 büyük şehrimiz ile. 156 ülkeye. Eğlence mekanları. Bu kapsamın filyasyon temaslılar taşıyıcı negatif pozitif olan. Karantina altında kalmak. 13 senedir karantina da olduğumu fark ettim. Bana bak, sokağa çıkmayın ha. İllete dönen tabipliğin bana yaklaşmayın. 2819 tane hastayı bizzat. Karada! Maske satışı. Kafalarda biraz karıştı. Gün ortasındayız. Düşün bu ülkenin. Düşürdüğümüzde nereden bileceksin? Melle Paça. İkinci dalga beklemiyoruz. Dakikalar cahlay çekenler. Aynen. Bu kadar iç içe olmanın bir anlamı. Koronavirüs yokmuş gibi. Rehavet manzarası geliyor ekrana. 1000 lira. 1000 lira. Bodrum'da
Bodrum, Bodrum'un ekmek parası turizmdir. Bu yeni tedbirlere biraz İran'da aşamalı ve seyreltilmiş şekilde inaktif dediğimiz bu desteklerle gitme şansımız zor. Yeni bir paket açıklandı. Sosyal koruma kalkanımızla tarihi bir mücadele mi? Bu sınavın finaline hazırlanmalıyız. Bugün Borel satışa çıkıyor. You have one big box of this. Büyük bir kutu. İsim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü o... Nefretini bu kez... Oruç Reis'in dönüşü kadar parayı biz telefonda dolandırıldık. Yunan gazetesi tarafından atılan alçak manşet... Ateşkes çağrısında... Jerusalem will remain... İnsani hata... Kardeşlerinin kameralara göster... Hayrola? Ne oluyor? Sen ne biçim siyasetçisin ya? Bunu kime yutturuyorsun? Ya sen kimle dans ettiğinin farkında değilsin ya. Milletimden bir şey daha istiyorum. Değerli dostum, Sayın Putin'e... Meraz etse de ikinci iddianame... Bu kitabı okuduktan sonra... Ordu denir mi ya? Amenna. Bir dakika Ümit Hocam. Yani yalanın çık kına. Arapça Mustafa Kemal'in başındaki örtü. İş hilafete gelince... Türkiye'nin Akdeniz'deki halkı menfaatlerini... Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır. Kanunlara uymamayı... ...ve tarikatların varlığı... ...gayrimeşru ve nikahsız hayatı... ...vakıf bank yönetim kurulu... Eğer yiğitsen bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben. Sen. Geçmişte birlikte çalışmak olsak bile... Hiç kimsenin senin şahsi şahsınla daha çok sıkıntın olur. Çok kişi hayatını kaybetti. Hassas engif. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Kapıları açtık. Yunan zulmü ardına kadar açık. Avrupa'nın yarısını ben gönderdim sen abi. Sen gidin size dedik ki gidin. Burada iş bir şey kalmadı. Eline iş aşnatı yazarak. Aklını kiraya verenler gerçekleri göremezler. Yani gele gele sıra insanların kefen parasına mı geldi yahu? Bugün evine ekmek götüremeyen diye bir şey Türkiye'de var mı ya? Nasıl takmadım? Ne? Cebermek istiyorum. Et yiyemiyorum ya et. Ya et nedir ya? Karnımı doyuramıyorum. Ne yaparsanız yapın. Sizin bu puanlamalarınız kıymeti harbiyesi yok. Gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı. Şu anda musallada bulunan değerli dava arkadaşımız, yol arkadaşımız. Hadi selam söyle ya oğlum. Gdybym teraz był dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele... Ποιος, το γένος, μπορούσε το γένος συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο, ο Τούρκος το συντήρησε. Bu kadim mabed, alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğun ve teslimiyetin muhteşem bir ifadesidir. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin musibetler karşısında kahrın da hoş, lütfun da hoş diyerek acıyı bal ehliyettir. Camiye gidiyorum. Camiden cuma günü arabama geçemiyorum. En son kızım dedi, baba dedi ekmek yok. Evde termosum vardı, çay demledim. Şey yaptım. Adam burada yatıyor. İçeriden doktor çağırıyoruz. Doktor gelmiyor. Nasi synowie, zrozumiałbym czemu tak zawróciłem ci. Devlet babadan bahsediyor muyuz? Devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var. Ben de şu anda tavsiye ediyorum. Zatrzymałem cię by zabrać gdzieś. Jakiś sprawił, bo
Bakın bir polis memuru canla başla çocuğu alıyor motosikletiyle sınava yetiştiriyor. Öbür taraftaki de 900 TL ceza kesiyor. Onu yardımcı olmamız gereken insanlar küçük esnaflar, büyük iş adamları değiller zaten. Bir tane küçük kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak. Öyle mi? Baro başkanlarının yürüyüşüne bir günün sonunda izin verildi. Nedir mehabbet? Bismillahirrahmanirrahim. Anadan sorulmuş. Anadan sorulmuş. Zor bir sınavdayız. İnşallah hep beraber. Çocuklarımızla ilgili bunu anlamak zorundayız bence. 13-16 yaşındaki aile kurumu dağıldığında nüfus da azalmaya başlıyor. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Çekip almalıyız. Bitmez işin şahidi.